Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti, nusreti üzerinize ve üzerimize olsun efendim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gerek maddi gerek manevi bütün hastalarımıza ve hastalıklarımıza, hastalarımızın tümüne acil şifalar ihsan eylesin. Dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar. Dar yerde olanları Cenab-ı Allah genişliğe kavuştursun. Sıkıntısı olanların sıkıntılarını da rahmetiyle bertaraf eylesin. Ve evlat isteyen kardeşlerimize hayırlı, salih ve saliha evlatlar nasip eylesin. Evlatlarımızı salih ve saliha eylesin. Ana babalarına muti eylesin. Ve Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hayırlı murat üzere olanların gerek ailevi problemi gerek efendim değil mi evlenmek üzere hazırlık yapanların o hayırlı muratlarını hayır üzere hasıl eylesin. Bizleri her türlü gerek arzi gerek semavi felaketlerden, depremlerden, sel baskınlarından, kuraklıktan, kıtlıktan ve bulaşıcı hastalıkların tümünden, ayrıca savaşlardan, gözyaşından, kandan bizleri uzak eylesin, alem İslam muhafaza eylesin ve bütün insanlığı kandan, gözyaşından muhafaza eylesin diyoruz. İnsanlarımıza hidayet versin, doğru yolu göstersin ve yaptığımız ibadetleri, taatleri indinde en güzel şekilde kabul eylesin. Bizleri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gerçek manada ümmet olan kişilerden eylesin. Ve Kur'an'a hadım eylesin bizleri efendim. Hizmetkar eylesin bizleri. Ayrıca efendim bir iki özel dua isteyen var. İlla ki bir kardeşimiz oğluma dua edin, kızıma dua edin hastalıkları var. Rabbim onlara da şifa ihsan eylesin. Ayrıca biz de bir vefa borcu olarak şunu söyleyelim. Bizim gönüllü kuruluşlar aşevi mütevelli heyeti başkanı. Değerli abimiz Hacı Halit Şevki Kaplama'ya da buradan Rabbim hayırlı şifalar ihsan etsin. Bir aydır ben hacdan geldim geleli hastanede bir beyin ameliyatı geçirdi. Cenab-ı Allah hiç kimseyi ele ayağa düşürmesin, perişan etmesin. Bu abimize de hayırlı şifalar ihsan eylesin efendim. Ve aşevi demişken başlıyoruz tabii. Bugün bir abimiz bize epey çocuk kocuğu getirmişti ki mesela 5 nüfuslu bir aileye ancak bir tane verebildik. Yani 450 aileye birer tane verdik. Birer taneyi bile tamamlayamadık. Çocuklarımızın sırtı çıplak. Bugün haber yaptılar Kanal Urfa olsun, Anadolu Ajansı olsun. Birinci derecede ihtiyacımız bu yavrularımıza birer tane kocuk alalım. Bir abimiz sağ olsun Adana'dan toptan almış. Çok makul bir fiyata almış. Eğer isterseniz biz de aynı yerden alabiliriz bize destek verirseniz. Yani 5000 çocuğumuzun 500'üne kocuk giydirdik. 5000 çocuğun 500'üne giydirdik. Siz bilirsiniz size arz ediyoruz durumu. Gerçekten 23 seneye sizinle geldik. 24'e giriyoruz artık. Allah'ın izniyle destek vereceğinizi ben canı gönülden umuyorum. Rabbim umutlarımızı kırmasın. Bakın diyorum değerli bir abimiz çok uygun bir fiyata imalathaneden almış sağ olsun bize getirdi. Bugün dedim ya aile kadın diyor ki hocam ben bu bir taneyi hangisine veririm? Beşi birbirine vurur. Ben nasıl edeyim? Burada da bin ailenin onlar bizi vurur. Mecbur birer tane veriyoruz. Hele birer taneyi alın. Artık nöbetleşe mi giyerler, sabahçı giyer, gelir öğlenci mi giyer. Başka yolu biz de bunları yaşadık okula giderken. Biz de kundurayı nöbetleşe giydiğimizi ben bilirim. Bayram törenlerine giderken abimin izci elbisesini giyer. İşte izci o zaman ona gider, işte ben gelirim öbürü gider. Çanta öyle, kitap öyle, kalem öyle. Nöbetleşe nöbetleşe okulu bitirdik elhamdülillah. Bunu çok iyi bildiğim için sizlerden bu hususta himmet istiyoruz efendim. Destek istiyoruz. Rabbim dostların eksikliğini vermesin. Daha soğuk günler çok başlamadı ama geliyor. Kış kapıda geliyor yavaş yavaş. Onun için istiyoruz ki bu çocuklarımızın hepsini giydirelim. Ya bakarsınız bir efendim himmet edilir.
1000 tane, 2000 tane yani böyle çocuklarımızı giydiririz. Evet, çocuklarımız diyorum, onlar bizim çocuklarımız. Biz şimdi evde oğlumuzu, kızımızı, torunumuzu elhamdülillah kışa hazırladık az çok. Onları kim hazırlıyor? Babası hapishanede, babası asker, bizi bekliyor. Efendim babası toprak altında, yetim, öksüz veyahut efendim ağır hasta, ne bileyim ben, veyahut da hapishanede. Bu insanlar bizim, onun için sizden bu hususta destek istiyoruz efendim. Evet, şimdi gelelim geçen hafta Kanal Urfa'nın 8. kuruluş yıl dönümü. Ya ben baktım dedim, ne çabuk Kanal Urfa 8 yaşına girdi. Ben hep 7 biliyordum. Demek ki yaşını büyütme değil. 8 yaşında. O gece tabii o etkinlikler var diye biz gelemedik. Ama bu haftadan itibaren Allah nasip ederse ümreye gidene kadar canlı olarak yine sizlerleyiz. Aralık ayının ortasında falan bir ümre görünüyor. Ne yapalım işte, bizim de işimiz bu. Allah nasip ederse Aralık'ın ortasında bir kafilemiz var, İstanbul, Urfa. Bunu götürüp geldireceğiz. Yani o arada da yine sizlere program hazırlayacağız. Yani görüntüsüz, programsız kalmayacaksınız inşallah. Efendim nerede kalmıştık? Tebuk seferi. Resulullah Efendimiz Tebuk'tan dönüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedim ya Medine yakınlarında konaklıyor. İşte Uhud görünüyor. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Uhud cennet dağlarından bir dağdır diye Efendimiz methediyor. Gerçekten Uhud'un İslam literatüründe çok ismi geçer. Mesela örneğin Efendimiz işte sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz ashabımın bir dirhem tasaddukuna yetişemezsiniz ve ashabımın değerine yetişemezsiniz. Veyahut işte Bilal Habeşi içindeler bu incecik siyah ayaklardan ne görmüş Allah Resulü? Cenab-ı Peygamber nedir? Vallahi bunun ayaklarının izini ben cennette gördüm. Bilal'ın ayaklarını Uhud dağı altın olsa değişmem. Abdullah İbni Mes'ud için aynı şeyi söylüyor. Hatırıma gelenleri söylüyorum. Uhud dağını verseniz İbni Mes'ud'un bu ayaklarının yaptığı hizmetin nısfına, grubuna yetişemezsiniz. Onun için Uhud dağı çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep onu böyle hadislerinde misal olarak vermiştir. İşte Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Dedim ya, günde birkaç renge dönüşen bir dağdır. Zaten en çok da bizim Kanal Urfa'da yayınlanan Mekke Medine ziyaret yerleri belgeselimizde en çok istenen o Uhud'u istiyorlar. O Uhud'u bir daha yayınlayın. Biraz orada kendimizden geçmişiz herhalde. Ben birkaç kez ya bu millet usanır yani acizdir. Yeter Aziz Hoca, Aziz Hoca. Abi istiyorlar dedi. Neyse. İşleyi geri çevirmiyoruz. Şimdi tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Allah hepsine razı olsun. Uhud dağına çıkmışlar. Bir gün Uhud dağına çıkmışlar. Medine'nin stratejisini gözden geçiriyorlar. Ve o anda Uhud dağı şöyle titriyor efendim. Hani canlı bir varlık gibi titriyor. Tabii niye titriyor? Deprem mi, zelzele mi? Sadece Uhud dağı mı? Evet. O hadis varit olduğunda sadece Uhud titrediğini anlıyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayağını böyle Uhud'un o kayalıklarına, usput ya Uhud diyor, sabit ol ya Uhud. Fe innema aleyke minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhada. Yani senin üzerinde nebi var. Evet, nebilerden biri var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var, sıddık var ve şuhada. Şehit demiyor, şehit dese tek. Şuhada, şuhada nedir efendim? Arap gramerinde şuhada cem'dir. Cem'in ekalli üçtür. Allah rahmet eylesin, hocamız bize öğretti. Oğlum cem'in ekalli üçtür. Nedir? Yani toplumdur. Toplumun da en azı üç rakamıdır. Mesela tek dersiniz, çift dersiniz. Ama üç oldu mu ne dersiniz? Çoğul. Yani artık dersiniz ki çok. İşte orada da çoğuldan bahsediyor. Çoğun neyse ekalli üç, en asgarisi üçtür. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Daha henüz şehit olmamışlar. Daha hayattalar, Medine'ye yeni gelmişler ve o dağın üzerinde Resulullah diyor, akıllı ol Uhud.
Uhud ne? Uhud da sevincinden sallanıyor. Hani siz sevincinizden bir şeyler yaparsınız ya, kıpırdarsınız ya. İşte Uhud'da kıpırdıyor. Üstünde ahir zaman peygamber Hazreti Muhammed, Ebu Bekir Sıddık, Sıddıkların en azamı ve Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali-ül Murtada radıyallahu teala anhum ecmaîn. Akıllı oluyor, sallanma. Şimdi Uhud'la ilgili tabii konuşma çok uzar. Peygamber Efendimiz yani evkeme kal diyelim. Resulullah'ın dediği gibi fi makal evkeme kal. Tabii orada konaklıyor Efendimiz. Zerva denilen bir yer. Uhud'un biraz arka kısmında. Ve tabii Efendimiz orada bir emir veriyor. Nedir bu emir? Dırar Mescidi. Evet, İslam literatüründe çok geçer. Dırar Mescidi. Türkçesi nedir? Zarar Mescidi. Ya mescidin zararı olur mu? Anlatacağım. Dırar Mescidi. Şimdi efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edip geldikleri zaman Medine'de Dubai oğullarına Rahip Ebu Amr. Ebu Amr, rahip bozuntusu. Öyle diyoruz. Abdi Amr bin Sayfi diye anılan bir adam bulunuyordu. Kendisi cahiliye devrinde Allah adamlığına, yani din adamlığı maskesine bürünür, ruhbanlığa özenir. Halk ondan korkar ve duasından sakınır, duasını ister. Hep ona yakın olmak isterler. Yani adam rahip bozuntusu, biraz Hristiyanlık, biraz Yahudilik, biraz fizik, biraz matematik. Millet onu çok bilgili zanneder, rahip bozuntusu diyoruz. Tabii ruhban elbisesi de giyerdi. Tabii en yakını kimdi? Baş münafık Abdullah İbni Übey İbni Selül. Tabii ikisi hala oğlu. Yani Ebu Amr'ın halası oğlu. O da onun dayısı oğlu. Yani birbirini tamamlıyor. Biri rahip bozuntusu, hayatı boyunca İslam'la kavgalı. Öbürü de baş münafık. Resulullah'ın arkasında namaz kılıyor, nifak çıkarıyor. Camiye geliyor, nifak çıkarıyor. Savaşa gidiyor, nifak çıkarıyor. Uhud'a gittiğimiz gece cepheden 300 kişiyi geri çekti, aldattı. Hendek Savaşı'nda 700 kişiyi aldattı. Hep böyle aldatma, nifak, fırıldakla dönüyor. Mustalık oğulları harbinden dönerken yine bir fırsat buldu. Ensarla muhaciri birbirine kapıştırmak istedi. Hazreti Ömer öldürmek istedi. Resulullah izin vermedi. Hatta oğlu onun bir sözü üzerine, çünkü o dedi hele bir Medine'ye dönelim. Aziz olanlar, zelil olanları Medine'den çıkaracak. Tabii çok ağır bir sözdü. Peygamber ve ashabına zelil ifadesini. Oğlu dayanamadı, kılıcı çekti Medine'ye girerken. Baba dedi, söyle bakalım kim aziz, kim zelil. Mehmet'i öldürürüm dedi seni. Bak başkası seni öldürecek, başımızı belaya sokacak. Ama ben seni öldürürsem kimse Müslüman kardeşlerimizden kan davası etmez. Tabii Resulullah Efendimiz geldi, Abdullah dedi, çekil bakayım. Babanın yolunu aç. Ama ya Resul aç dedim. Babandır senin. Biz babanla anlaşırız. Baban akıllı bir adam. Resulullah orada fitnenin büyümesini istemedi. Tabi geri gitti. Allah Allah dele bak ya, ya Resulallah. Oğluma bak ya. Besle kargayı, öysün gözünü. Allah Allah. Tabi kim karga, kim sırtlan. Allah bunu çok iyi görüyor. Tabi bunlar daima dayıoğlu, bibeoğlu fitne çıkarırlardı. Yani İslam'dan önce de fitne çıkarırlardı. Hatta derlerdi ki ahir zaman peygamberi gelecek. Ahir zaman peygamberi geldi mi biz sizleri öldüreceğiz. Hazreç, Evs. Böyle bir ifadeler de vardı. Tabi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilince Ebu Amr'ın kıskançlığı, azgınlığı her geçen gün biraz daha arttı. Şimdi Allah bahasının hidayetini artırır. Hidayetini artırır. Sivrisinek ayetinde Cenab-ı Allah diyor ya, yani bazılarının yehdi bihi kethiran, onun hidayetini artırırız, artırırız. O sineğe bakar, sinekteki sanata bakar. Çünkü Allah öyle, innallaha en yedribe mesela ma ba'udeten febe fevkaha. Üstünüzde uçan o sineğe Allah misal vermekten kaçınmaz. Çünkü Yahudiler diyor, ne bu sinek minek meselesi, arı, nedir bunlar? Allah yok, kaçınmaz. Sivrisine göre küçük bir şey mi zannediyorsunuz? Sanat harikası. Evet. Gelir gece siz yatarken nerede kanınız var? Efendim yukarıdan onun röntgenini alır, analizini yapar. Gelir oraya dalır.
incecik hortumunu salar, bir sıvı bırakır ve oradaki kanı emer. İş bittikten sonra sızlama başlar. Yani kendisi kanı emer. Buradaki ağrı, sızı, kaşıntı beyne gidene kadar siz böyle çarparsınız, o manevra yapar gider. O küçücük sinek. Yani kanatlarına manatlarına bakın, sanat harikasıdır. Allah o sanat harikasına misal veriyor. Biz Allah'ın bütün sanatlarını seviyoruz. İşimize gelse de gelmese de. Çünkü yehdi bihi kesiren, bazılarının hidayetini artırır. Ve yudillu bihi kesiren, bazılarının delaletini artırır. Şimdi peygamberin gelişi bunların delaletini artırdı. Ve hasit ettiler, haset ederlerdi. Tabi Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret edince Ebu Amr kendisine uyan 15 veya 50 kadar kişi yanına aldı. Bu defa kendisi Mekke'ye gitti. Hatta Bedir Savaşı'nda müşriklerin yanında Resulullah'a karşı savaştı. Bakın, rahip bozuntusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona fasık adını taktı. Ebu Amr müşrikleri Uhud ve Hendek savaşları için ayaklandıranlar ve Resulullah'ı çarpışanlar arasında kendisi de bulundu. Yani Uhud'da adam tuttu efendim. Uhud'un o meydanlığında keşke doğal haliyle kalsaydı Uhud ama ne yazık ki Uhud Belediyesi oralara ev yaptı, Medine Belediyesi. Keşke onlar olmasaydı. Ben her baktıkça hicap ediyorum. Ya bir oralara böyle çukurlar kazdırdı. Köleler tuttu, adamlar tuttu parayla. Daha kimse yok. Müşrikler yolda. Anlaşmış çünkü Uhud'a gelecekler. Daha Müslümanların da haberi yok. Böyle çukurlar kazdırdı. Üstüne incecik şeyler, dallar koydurdu, hurma dalları. Ve belli etmeden üstünü kapattı ki Müslümanlar bastığı zaman, atlar geçtiği zaman içine düştüler. Ve nitekim de savaşan adamlarımızın başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o çukurlardan birine düştü. O çukurda yüzüne taş attı İbn-i Kamia. Mikferi orada böyle yaha geldi, kırıldı Resulullah'ın kemiğine battı. O şeyine, elmacık kemiğine Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın dişiyle çıkardı, kendi dişinde kırdı. Tabii o ayrı bir olay. Ebu Amr bu. Oğlu Hanzele bin Ebu Amr. Çok büyük bir sahabe. İşte dayısı kızıyla evlenmiş. Cemile bin Übey bin Selül'ün, bu Abdullah İbni Übey bin Selül'ün baş münafığın kızı Cemile ile evlenmiş. Bir gecelik evli, sabaha yakın yıkanma fırsatı bulamadan Uhud'a gelmiştir. Yani tanıtayım ki konu anlaşılsın. Gelmiştir ve tabii şehit ettiler kendisini. Hanımı dedi, bakın Allah için işte dün gece benimle zifaf oldu. Ben rüyamda gördüm göğün kapıları açılıyor. Hanzele oraya çekiliyor. Ben şehit olacağını düşünüyorum. Ondan bir çocuğumun olacağını da hissediyorum. Şahit olun ve şahit tuttu. Hakikaten 9 ay sonra bir oğlu oldu. Abdullah bin Hanzele bin Ebu Amr. Kimin oğlu? Aslanın yavrusu. O da büyüdü, zaman geldi, Medine'nin lideri oldu, Yezid'e gitti. Yezid'in yaşantısını beğenmedi, geldi dedi bu adama halife denmez, bu adama biat edilmez. Bu fasıkın teki, şarap içiyorlar, kız oynatıyorlar sarayda. Medine halkı Yezid'e biat etmedi. Vaa, biat etmez misiniz? Efendim Müslim bin Akil, Ukeyl başkanlığında bir askeri birlik gönderdi. Medine'yi yerle yeksan etti. Abdullahlar hep şehit oldular. Buna ne diyoruz? Harre vakası. Evet, konu konuyu açıyor. Efendim bu Hanzele bin Ebu Amr'ın babası, meleklerin gasl ettiği, yıkadığı sahabe. Ama baba da rahip bozuntusu. Demek ki babayla oğlan bazen farklı olabiliyor. Ya oğlan bakıyorsunuz şerli, ya baba şerli. Allah evlatlarımızı da babalarını da şerli etmesin, hayırlı etsin efendim. Zaten şerrimiz çok, Allah muhafaza etsin. Tabii bu adam Mekkelileri kışkırtmıştı, işte şunu yapmıştı, bunu yapmıştı. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hızlı gidiyorum, Mekke-i Mükerreme'yi fethedince Ebu Amr Taif'e kaçtı. Çünkü öldürecek Resulullah neyden olsa. Ve tabii ondan sonra Taifliler de Müslüman oldu. Korktu çünkü Taifliler öyle herde hürde değil, kara taş yerin adamı. Serttirler, götürürler kendisini. Oradan da kaçtı. Taifler Müslüman olunca Şam'a gitti, yerleşti. Tabi Şam'da o taraflarda öyle imansız, dinsiz geberdi gitti. Şimdi Ebu Amr ne yapıyor? Kuba
köyündeki münafıklara. Kuba'yı görmüş müsünüz efendim? Görmemişseniz Allah size en yakın zamanda Kuba'yı göstersin. Kuba köyünü, Kuba camiini, o camide en az iki rekat namaz kılıp bir umre sevabı almanızı Allah hepinize nasip eylesin ölmeden önce. Şimdi Ebu Amr geliyor bu Tebuk seferi sırasında, bandı geri saralım. Kuba köyünde bulunan münafıklar vardı. Ya yani onları da tek tek saymama gerek yok. Dedi ki ben şu mirbedinize, mirbet ne demek biliyor musunuz efendim Arapçada? Mirbet hurma kurutulan yer. Yani harman yeri. Bizde köylerde buğday kurutulur veya eskiden gemle o öküze bağlanır, o taşlı şey, gemle harman döyülürdü, mercimek falan. İşte o da kastediyor, mirbet. Hurmayı topluyorlar, o saha biraz temiz. Oraya böyle kilimler, bezler serip hurmayı kurutuyorlar. Tabii Efendimiz Medine'ye gelince sahabeler, o Külsüm bin Hıdım'ın yeriydi. Dediler ki buraya bir mescit yapalım takva üzere. Mescit nedir? Kubbeli mübeli değil efendim. Af buyurun ya, hayvanların atlayamayacağı yükseklikte etrafını duvar çevirdiler, mihrap bıraktılar. Üstü de hurma dallarıyla gölgelendirdi. Kuba mescidi bu. Şimdi elhamdülillah son sistem tabii. Ama çok samimi temel atıldı. Temel taşını Resulullah koydu. Ebu Bekir Sıddık taşını ona dayadı. Resulullah'ın emriyle Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali yok. Hazreti Ali radıyallahu anh daha Mekke'den Medine'ye gelmemiş. Ayakları parçalanmıştı. Ama Mescid-i Nebevi'nin temelinde Hazreti Ali radıyallahu anh taşı da var. Bir gece bunu böyle burada anlatıyorum efendim. Sayı geçtim. İşte Ali radıyallahu anh taşı yok deyince Hazreti Ali'yi çok seven bir kardeşimiz, benim dedi zoruma gitti hocam, var mı yok mu? Vallahi yok. Ama de ben üzüldüm. Ne yapayım üzüldüm? Hazreti Ali radıyallahu anh Mekke'de Resulullah'ın o emanetlerini dağıtmak için 3 gün 4 gün eğleşti. Sonra geldi ki ayakları parçalanmış. Ama Mescid-i Nebevi'nin temelinde İmam Ali'nin taşı da var efendim. Ve tabii dedi ki ben bu Kuba Mescidine girmem. Dediler ya sen büyük adamsın. İşte Yahudilikten, İncil'den, Tevrat'tan, hatta kısmen bazen bize İslam'dan dem vuruyorsun. Ya gel dedi bize vaaz et ya. Mescitte gel bize vaaz et Ebu Amr'a. Dedi ki ben sizin bu Kuba Mescidinize girmem. Zaten Medine'ye gelmiyor. Muhammed'in ashabı beni görürler ve bana hoşlanmadığım bir şeyler eriştirirler. Ne lazım var? Ben gelmem dedi. Münafıklar diyor senin ilminden, tecrübenden, sohbetinden nasıl istifade edeyim? Seni bırakmayalım. O zaman biz hususi bir mescit yapalım. Bakın Dırar Mescidi. Altta yazılı. Zarar Mescidi. İşte buradan başlıyor temeli. Biz sana bir mescit yaparız. Sen onun içinde yanımızda oturup bize konuşur, vaaz edersin. Olur mu? Ebu Amr tamam dedi, öyleyse siz kendi mescidinizi yapın. Ben de gelir orada zaman zaman çok ağırdan satıyor, vaaz ederim dedi. Ve tabii Kuba münafıkları önceleri Kuba mescidinde müminlerle birlikte namaz kılıp dururlarken, Kuba mescidinde namaz kılıyorlar müminlerle. Çok da önemli. Tabii Ebu Amr Rum Kayseri'nin yanından gelip içinde namaz kılacak diye Dırar Mescidini yapıp kendi cemaatleri müminlerin arasını ayırmak istediler. Dava bu. Ve Dırar Mescidini yapanlar da işte şu münafıklar. Mesela birkaçını sayayım efendim. Beni Ubeyd bin Zeyd'lerden Hizam bin Halid. Ki kendisi Amr bin Af oğullarından. Efendim Salebe bin Hatip, Muattıp bin Kuşeyr. Bunların aileleriyle saymıyorum, isimlerini sayıyorum. Ebu Habibe bin Ezar, Cariye bin Amr. Efendim Sehel bin Huneyf'in kardeşi Abbad bin Huneyf, kardeşi sahabedir. Zeyd bin Cariye, Mücemmi' bin Cariye, tabi Abdullah bin Nebtel, Vakili onu da sayıyor. Ve Yezid bin Cariye, efendim Bicat bin Osman, Beni Ümeyye bin Zeyd'lerin Vedia bin Sabit, 12 kişi. Bunlar Kuba'nın meşhur münafıkları. İslam tarihinde çok halt etmişlerdi bunlar. Ve tabi bunlardan Mücemmi' bin Cariye, Dırar Mescidi cemaatinin imamı. Onu da imam tayin etmişler. Şimdi orada cami yapmak böyle temel atma duvar yok. Tahtadan yapıyorlar, ahşaptan yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyunca bir şey söylüyor.
Onu söyleyeyim, bir ara vereceğim. Diyor ki yular hızamdan daha iyidir. Kamçı da bicattan daha iyidir. Şimdi burada yular, hayvanın yuları biliyorsunuz. Bir de hızam. Münafıklardan birisi hızam ya, reisleri. Efendimiz böyle kinayeli söylüyor. Hızam. Şimdi hızam arabada kemer. Emniyet kemerine de Araplar şimdi hızam diyor. Çünkü ben onun darbesini yemişim. Bir gece arabada gidiyorum. Mekke'de efendim şeye ineceğim, Harem-i Şerife. Hem de ihramlıyım. Cemaat de otelde beni bekliyor. Geldim, açtım, ineceğim. Pat diye polis geldi. İhramlıyım, 10 metre yok. Eciyat tarafından iniyorum. Sağ olsun Ahmet abi direksiyonda, buradan ona da selamlar, Ahmet Alkan abimize. Polis geldi, işte evrak mevrak, ondan sonra 175 lira mı ya Rabbi? Yanlış olmasam, neyse. Ceza, ne dedim ya bu ceza? Dedi hizam mefi, hizam, bakın hizam. Yani kemer yok. Resulullah'ın yular kemerden daha iyidir, hayvanın yuları. Kamçı da bicattan, bicat adındaki adamdan, o kırbaç bile ondan iyidir. Üstü kapalı söylüyor. Tabi Abdullah bin Nebtel Resulullah'ın ne söylediğini, ne konuştuğunu münafıklara ulaştırırdı. Tabi Cebrail aleyhisselam da geldi. Dedi ya Muhammed, münafıklardan bir adam yanına gelip sözlerini dinledikten sonra yine münafıklara götürüyor. Resulullah dedi peki onlardan hangisidir bu? Şimdi Cebrail aleyhisselam isim vermiyor. İsim vermiyor. Diyor ki çok saçlı, kara tenli, gözleri bakır tencere gibi kızıl, ciğeri de eşek ciğeri gibi. Bakarken şeytan gözüyle bakar. Böyle bir adam. Ve tabi Resulullah Efendimiz onu tanıyor efendim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılma. Kısa bir aradan sonra efendim inşallah tekrar birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet efendim, bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bu Dırar Mescidi yapılırken yapanlardan biri olan Bahzec, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya yazıklar olsun sana Bahzec. Şu gördüğüm şeyle ne yapmak istiyorsunuz? Kuba'nın hemen 200 metre önünde ne yapıyorsunuz? Vallahi ya Resulallah, iyilikten başka bir şey istemiyoruz. Yani bizim gayemiz bunu yaparken hani yağmurlar yağıyor, sanki Medine'de her gün yağıyor. Bu Butan Vadisi bizim buradan geçiyor, sel gidiyor, Akika kadar geçemiyoruz karşıya, camiye gidemiyoruz, gece karanlık oluyor, gidemiyoruz. Gayemiz oraya gidemeyenler burada kılsın, sel falan olmadan Kuba'ya gideriz. Niyetimiz bu yani, kötü bir şey demedik ki ya Resulallah, kötü bir şey yapmadık. Tabi Resulullah Efendimiz Tebuk seferine gitmek üzere, o 1,5 aylık zaman var ya, başlangıcında tabi Dırar Mescidi'nin o kurucularından Muattıb bin Kuşeyr, Salebe bin Hatip, Hazım bin Halid gibi adamlar geldiler. Dediler ki ya Resulallah, işte aynen dediğim gibi yağmurlu kışlı gecelerde hasta ve hacet sahibi olanların namazlarını kılmaları için bir mescit yapıyoruz. Yani girişimiz bu, niyetimiz bu. Sen geldiğinde bizim vadide gelirsin, işte o Kuba'nın karşısındaki mescitte namaz kılırsın ve biz de ondan sonra o mescidi meşru hale getirir, biz de kılarız. Çünkü cemaatten geri kalıyoruz falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabi Allah bir şey bilir mesela, Resulullah ne bilecek? Dedi ki ben sefere çıkmak üzereyim, seferden dönüp gelecek olursak Allah da dilerse, yani inşallah yanınıza gelir, onun içinde size namaz kıldırırım. Bu bir mesajdı, çok sevindiler.
Tabii Asım bin Adi de aynı şeyi söyler. O da bu mescidi yıkmaya gelenlerden. Tabii Efendimiz'e de yani dönerim, gelirim inşallah. Namaz kılarız burada. Vaat etti Allah Resulü. Tabii biz çok kızdık. Yani bunlar münafıktır ama Resulullah demiş bir hikmeti var dedi. Ve tabii bu mescidi yaptılar. Yani direklerle, ağaçlarla, tahtalarla. Ve içinden bir münafığın evinin içinden de oraya yol çıkıyordu. Tabii Cebrail aleyhisselam biliyorsunuz Kuba mescidi yapılırken kıbleyi bizzat Resulullah'a göstermişti. Halbuki dikkat ederseniz o dönemde daha Kabe kıble olmamıştı. Hicretten 2 yıl sonra oldu. Ama Cebrail aleyhisselam Kabe'yi gösterdi. Kuba mescidi çok enteresandır. Sırtı Beyt-i Makdis'e bakar, kıblesi Kabe'ye bakar. Kıbleteyn mescidi gibidir. Ve tabii oradan o camiyi öyle kurdurmuştu Allah Resulü. Ne? Cebrail aleyhisselam. Ve tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'tan Medine'ye döndüğü zaman Zi'evan denen yerde konakladı. Medine ile arası gündüz belli bir saatte alınabilecek yakınlıkta, 30 kilometreden daha azdı. Tabii geldiler bunlar. Dediler ya Resulallah, Medine'ye girmeden şöyle Medine'nin çevresinden hemen bizim oraya gidelim, Kuba'nın oraya. Bizim bu mescidimizde sen bize bir namaz kıldır ve bu mescit artık meşru olsun. Efendimiz tam hazırlanırken Allah vahiy indirdi. Dedi ki mealen, bir de zarar vermek için, bakın dırar mescidi ismi oradan geliyor. Zarar vermek için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için, bundan önce Allah ve Resulü ile harp edenin gelmesini beklemek için bir bina yapıp onu mescit edinenler ve bununla iyilikten başka bir şey kastetmedik diye muhakkak yemin edecek olanlar vardır. Allah tanıklık eder ki onlar şüphesiz yalancıdırlar. Sen onun içerisinde hiçbir vakit namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva, üstüse ala takva diyoruz. Takva üzerine tesis edilen Mescid-i Kuba senin içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Çünkü orada tertemiz olmalarını arzulamakta olan erler vardır. Hani diyor ya, İnnallâhe yuhibbet tevvâbîne ve yuhibbel mutatahhirîn. Evet, Allah bunları sever. Allah da çok temizlenenleri sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılacak bir yerin kıyısına kurup da onunla birlikte kendisi de birlikte cehennem ateşine çöküp giden kimse mi? Resulullah söylüyor. Efendimiz tabi bu vahiy alınca Allah zalimler güruhuna hidayet etmez. Ama bu bir esastır. Zalimler güruhuna, grubuna hidayet etmez. Çünkü zulmü Allah hiç sevmez. Onların kurdukları bina kalplerinde temelli bir şek, yani şüphe ve nifaka sebep olacaktır. Meğer ki kalpleri ölümle parçalanmış olsun. Allah her şeyi bilen, her ne yaptığını yerli yerince kendisi yapandır Celle Celaluhu. Tabii bunun üzerine Allah Resulü hemen Beni Salim bin Avf'ların kardeşi Malik bin Duhşum ile, ki çok önemli bir sahabedir bu, Beni Aclanların kardeşi Asım bin Adi yanına çağırdı. Dedi şu halkı zalim olan mescide gidiniz, yıkınız, yakınız. Evet. Yıkınız, yakınız onu. Allah öyle istiyor. Tabi Malik bin Duhşum ile Asım bin Adi acele gittiler. Salim bin Avf oğulların mahallesine, ki büyük megazi sahibi İmam Vakili'ye göre mescidine vardılar diyor. Salim bin Avf oğulları Malik bin Duhşum'un kabile halkıydı. Ve Malik bin Duhşum Asım bin Adi'ye veya kardeşi Ma'ambir Adi'ye, aslında kardeşi de var bu grubun içinde. Ev halkımdan alacağım ateşle yanına gelinceye kadar beni burada bekle. Gitti ailesinden o efendim Ranuna Vadisi, Salim bin Avf yurdu. Bugün Cuma Mescid dediğimiz yerin sahipleri bunlar. Ve hemen oradan bir ateş aldı, hurma dalını tutuşturdu ve geldi. Ve Dırar Mescidine vardılar. Vakit
akşamla yatsı arası. O sırada Dırar Mescidi cemaati de içeride sözde namaz kılıyorlar, sözde ibadet yapıyorlar. Mücemmi' bin Cariye de Dırar Mescidi'nin önünde duruyordu. Asım bin Adi der ki onların kulaklarına kurt kulakları gibi yukarıdan bize diktiklerini hala unutmamışımdır. Kurt kulakları gibi gözünü öyle görmüş sahabenin, it kulağı gibi. Gerçi kurtla it akrabadırlar. Dırar Mescidi'ni yakıp yıktılar. Ve mescit yakılıp yıkılınca münafık cemaate de dağıldılar. O zaman cemaat arasından içeriden çıkmamakta direnen Zeyd bin Cariye bin Amr'ın budu, yani kaba baldırı yandı. Yani öyle bir inat. Ve Dırar Mescidi'ni yıkıp yerle bir ettiğimiz zamanda hepsi dağıldılar diyor. Şimdi sahabeden Ebu Lübabe bin Abdülmüzir vardır radıyallahu anh. Çok saf, çok temiz, yani meşhur bir sahabe. Örnek vereyim. Mesela Kurayza oğulları kuşatmasında bu zatı hakem istediler önce şeyden Sad bin Muaz'dan önce. Bu gitti, anlattı onlara. Dedi ki vazgeçin, yani Resulullah üstünüze gelmiş, sizi kuşatmış, siz de kalleşlik yapmışsınız. Dediler ki Ebu Lübabe biz akrabayız. Sence inancın üzerine sana yemin verdiriyoruz. Muhammed bize ne yapar? Tabi Ebu Lübabe bin Abdülmünzir Resulullah'ın demediği gibi şeyi söyledi. Dedi gık, keser sizi. Gık. İşte o gık kendisini öyle bir pişman etti ki ya ben niye bunu söyledim? Resulullah'ın söylemediği gibi şeyi ben bunlara niye söyledim? Şimdi ben gık dedim. Bunlar ölesiye müdafaa edecek kendilerini. Çok kan akacak. Bunun bir sebebi ben oldum dedi. Üzülerek gitti Mescid-i Nebevi'de bir direğe kendisini bağlattı. Yani hanımı kızı bağladılar kendisini. Öyle de bir sert bağlattırdı ki acımayın dedi bu zalime. Resulullah'ın demediği bir şeyi ben ne diye söylüyorum? Resulullah beni eliyle açmadıkça ve onun ehli beytinden biri beni çözmedikçe vallahi ben burada ölsem, yani aç susuz ölsem yine de bağlı kalacağım. Resulullah'ın söylemediği bir şeyi söyledim aleyhissalatü vesselam. Niye o gık bana Resulullah gık mık demedi ki? Ben dedim ki gık kelli keser. Ve Efendimiz'e haber gitti. Tabi bu şeyden sonra hemen ve Kureyze harbinden sonra infazlar yapıldı. Resulullah mescide döndü. 3 gün 3 gece mescitte o hurma kütüğüne bağlı kaldı. Bes namaz vakti hanımı veya kızı gelir kendisini açar. Namazını kılar, azıcık su verirler, yemek yemez. Ben burada ölüyüm derdi. Yani ben Allah ve Resulüne ihanet ettim. Ben hain bir adamım. Mescitte kendini bağlattı ve 3. günün gecesinde Resulullah evdeyken ayet-i kerime indi. Onun affolunduğuna dair Tövbe suresinde. Ve Ümmü Habibe validemiz ve Ümmü Seleme yanlış olmuş olmasın. Dedi ki ya Resulullah gidip açayım mı? Bu tövbesi hakkında kabul olduğu kişiyi. Efendimiz gidin açın dedi. Açtılar. Adam orada şükür secdesine kapandı. Epey mal tasadduk etti. Ve selam. Tabii onun o bağlı olduğu direk. Şimdi Osmanlılar orayı yaparken Mescid-i Saadet'i o yeşil halının en ön safında Kabir-i Saadet'e yakın 1-2 yazar üzerinde. Üstüvanetül Ebu Lübabe. Sütunda yazar. Böyle sarı renkli, yeşil zemine yazılmış. Böyle ben gerdanlık diye tabir ederim. O bir, onun yanında da Hazreti Ayşe sütunu. Ayşe annemiz hakkında Tövbe suresinin geldiği sütun var. Üstüvanetül Aişe-i Sıddık'a radıyallahu anh'a. Oralarda müminler namaz kılmaya gayret eder. Bakın Ebu Lübabe'nin tövbesinin kabul olduğu direkt. Bugün Mescid-i Nebevi'dedir. Kafanızı kaldırır dikkatli bakarsanız ve önceden güzel bir eğitim alır giderseniz, Mescid-i Nebevi tanırsanız ve tanıyan bir arkadaşla giderseniz, benimle arkadaşlık ederseniz, efendim orada yazar, siz de orada 2 rekat kılırsanız zaten evimle minberim arası beynel beyti vel minberi ravdatul cennet diyor Peygamber Efendimiz. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. O yeşil halda kılıyorsunuz. Ama önde 2 tane sütun var ki zaten zor giriyoruz. Kadınlar yetişemiyor. Kadınlar daha geride.
erkekler oraya çık, kafasını şöyle kaldırsa, Arapça biliyorsa, orada Ebu Lübabe sütunu diye Osmanlılar işaretlemişler. Bu sene nasip oldu da, öyle bir kaytardım gittim, hacıların haberi yok şimdi ben dinliyorlarsa. Vah hoca, ne yapayım kardeşim şimdi 3-5 kişiyle gittim, rahat nefes alamıyorum. Son gece öyle hoş da gittik, baktık, hatta o sırada canlı yayın Medine-i Münevvere'yi gösteriyor. Evden çocuk var, benim kız, baba seni seyrediyoruz. O anda ben konsantre olmuşum, öyle bir hal olmuş ki yanımda biri ağlıyor, etkiledi beni. Kolay kolay ağlamam falan, öyle bir güzel bir saatler yaşadık elhamdülillah. Ama Ebu Lübabe sütununun dibindeydim. İşte tabii bu bilgiler bize o güzellikleri yaşatıyor elhamdülillah. Şimdi Ebu Lübabe çok saf bir adam. Yani çok temiz bir adam. Hatta bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yağmur yok Medine ve civarında. Köylüler, çiftçiler geliyorlar, ya Resulallah hayvanlar susuzluktan kırılıyor, insanlar kırılıyor. Şöyle bir dua etsen de Allah bize rahmet verse. Cuma günü mescitte, gerçekten öyle midir diyor. Evet, Ebu Lübabe kalkıyor. Yok ya Resulallah, yağmur duası yapma. Daha benim hurmalarım sergide. Bak biraz geç kalmış, iyi kurusun diye çoğu toplamış. O halen sergide. Resulullah Efendimiz işte elini kaldırdı. Allahümme esqinel gaysen mughisen heniyen meniyen dua etti. O gene diyor, ya Resulallah dua etme, benim hurmalar sergide, sel geldim benim hurmalarım gider. Allah Resulü dedi ki, ya Rabbi bize öyle hayırlı bir rahmet ver ki, şu Ebu Lübabe, evet Ebu Lübabe'yi çok sever, şu Ebu Lübabe soyunup elbisesiyle o serginin arktan gelen suyu elbisesiyle kapatıncaya kadar bize yağmur ver. Evet efendim, günlerce yağmur oldu, hatta sahabe diyor, Resulullah hutbede dua etti. İndik, cuma namazını kıldırıyor. Secdede alnımız çamura geldi. Subhanallah. Bu Allah Resulü bu. Allah'ın sevdiği Habibi. O Allahümme eskinel gaysen mughisen dua ettiğinde, Allahümme eskinel gays dediğinde bulutlar lebbeyk ya Resulallah şimşeğiyle, efendim rüzgarıyla Medine'yi sardı. Yani o kısacık zaman içerisinde Allah Resulü diyor secdeye gitti, alnımız çamur oldu, üstümüze de yağmur suları. Ne kadar yağdı bilmiyorum. Ensar dedi ki, yahu Ebu Lübabe, Resulullah ne dedi? Git bir soyun orayı kapat, yoksa hurmaların gidecek. Ha dedi, sizin maksadınız beni çıplak etmek. Resulullah dedi, bunu seviyor herhalde. Kızdığından sonra, hakikaten de Resulullah onun latifesini çok seviyordu. Gitti soyundu, oraya tepti o şeyi, elbisesini. Allah'ım dedi, bak çıplak kaldım. Tabii tüm çıplak değil, avret mahalli kapalı. Dedi, senin Resulün böyle istedi, sen de yağmuru veriyorsun. Soyundum dedi, bitti ve yağmur durdu. Yani böyle bir insan Ebu Lübabe. Şimdi Ebu Lübabe bin Abdülmüzir, o da kereste vermiş, tahta vermiş, o caminin yapılmasına iyi niyetle vermiş. Ve tabii yaktılar, yıktılar, kerestenin bir kısmı yandı, geri kalanı gitti getirdi. Yani getirdi kendi bahçesine ve onun kerestenin enkazını, yanmış kısımlarını kesti falan, getirdi orada bir ev yaptı. Daha doğrusu yani evin hudutlarını onunla yaptı. Sahabe yemin ediyor, diyor Ebu Lübabe'nin o Dırar Mescidine verdiği kereste, aldı getirdi, ev yaptı, tavuklarına kümes yaptı. Yemin ederiz diyor, o evde ne bir çocuk doğdu, bakın ne bir çocuk doğdu, Dırar Mescidi. Allah o sevmedi o mescidi, rahmet etmedi. Diyor, o tahtalarla yapılan evde çocuk olmadı. Evet, ne bir çocuk doğdu, ne bir güvercin geldi yuva yaptı, yavru yaptı. Ne de diyor, Ebu Lübabe'nin tavukları ne yumurta yaptı, ne de kuruçkaya yaptı. O tahtalarla olan evin kümesin içinde. Varın siz düşünün. Tabii bu nerededir? Dırar Mescidi Medine'de. Efendim eğer Kuba Mescidini görmüşseniz hemen karşısında yol açıldı. Otoban açıldı. Yani Riyad'a gidiyor. Efendim köprüden bu tarafa Kureyze Kalesi'ne, Kureyze Camii'ne gidiyor. Beni Kureyze ve orada Sad bin Heyseme yurdunun
yanında bir köprü yapmışlar. O da geniş caddeler, buraları gezmişiz diye. Tabii o Buthan Vadisi dediğimiz o vadi, oralardan açılan yol. Şimdi özeti şu, orada bir alt geçit yaptılar. Böyle kazdılar, kazı dalgeç yaptılar. İşte o dalgeçin yeri. Bugün temeli bile kalmadı. Ben o dalgeçin oradan geçerken diyor, aman çabuk geçin. Burası Mescid-i Dırar'ın yeri. Hocam 10 metre kazılmış, ya ne olursa olsun aman buradan çabuk geçin. Tabii orada arkadaşlar bazen, ya nedir bu Mescid-i Dırar? Her gittiğimde de bu dersi yapmam lazım. Tabii bakın o Mescid-i Dırar'ın yeri de yakıldı. Keresteler bile taşındı bir başka yere. O keresteden yapılan evde ne bir çocuk doğdu, ne bir kadın hamile kaldı, ne tavuklar yumurta yaptı, ne kuluçkaya yattı. Hatta güvercinler dahi gelip o tahtaların üzerinde yuva yapmadılar. Danlavad ise her taraf bahçedir. Evet, böyle bir yer ve Cenab-ı Peygamber emir vermiştir. Oranın yıkılıp yakılması ve yıkılıp yakıldığı Mescid-i Dırar. Dırar Mescidi olur mu? Günümüzde olur mu? Niye olmasın? Günümüzde münafıklar var mı? Var. Amaçların var mı? Var. Ne diyor? İşte hatta bir dönem mescitlerimizi, ecdat yadigarı o kutsal mescitlerimizi Dırar Mescidine çevirmek için programlar yaptılar. Nasıl? Tarihi kurcalayın efendim. Ben hepsini söyleyeceğim. Bütün riske biz mi gireceğiz? Evet, bir ara Dindere Forum adı altında demişler ki şu mescitlere ayakkabısız giriyoruz, eğiliyoruz, halılar kirli, şu kirli. Mescitlere sıra koyalım efendim. Yani ismini, tarihini vermeyeyim yanlış anlamayın. Bu 20. asırda, işte 1900'lü yıllarda yönetim tabii takrir-i sükun kanunu var, istiklal mahkemeleri var, adamı asıyorlar, karar sonra geliyor. Öyle bir dönem yaşamışız. Takrir-i sükun, konuşma diye bir dönem olmuş. Yani yapmışlar. Şimdi de diyorlar ki biz özgürlükçü demokrasi geleneğimiz var. Aman da ne güzel, aman da ne güzel. Şapka giymeyen, karşı çıkan, başörtüsü. Daha düne kadar yaşadık evet. Daha düne kadar yaşadık bunları. Mescitlerde kendi istedikleri hutbeyi hazırlatıp hocalara okutan, daha söylemeye gerek yok. Bizim Süleymaniye'mizi, Fatih Camii'mizi, efendim Bursa Ulu Camii'mizi, başka camileri durduğu yerde Dırar Mescidi haline getirmek isteyenler olmuştur. Tarih buna şahittir. Sıra koymayı düşünmüşler. İşte cuma tahtil olmuyor, çalışıyoruz. Pazara alalım, pazar günü gidelim. Camilerde sırada en güzel elbiselerimizi oturalım. İşte hoca efendi bir şeyler yapsın, ilahiler okunsun. Şimdi ben bazen ilahi sevmiyorum değil, güzel ilahileri severim. Hakikaten güzel icra edenleri. Ama bazen var aklıma ora geliyor. Ya bunun için mi hazırlıyorsunuz? Efendim bir dönem böyle geçirmişiz Dırar Mescidi, Dırar Mescidi Zırar. Mescitlerimiz zarar vermek üzere ayarlanmış ama Allah muvaffak etmemiş. Allah onları hecil etmiş, Allah onları perişan etmiş. Yani şu minarelerde şerefli ezan, Allahu Ekber yerine Tanrı uludur, Tanrı uludur. Bunu hatırlayanlar da çoktur, boldur. İşte hatta büyüklerimiz anlaştırdı. Derlerdi Ulu Cami'de, Urfa Ulu Cami'de filan adam vardı. Çıkar okurdu, ezan okurdu. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı'dan yoktur, başka tapacak falan. Çocuklar da o Tanrı uludur, Tanrı uludur derken demişler ki bamya aşı suludur, bamya aşı suludur. Böyle bir esprisi var. Unutulmadı bunlar. Ya bunları yapmak istediniz. Şimdi bize bazen özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından bahsedenler daha düne kadar 28 Şubat'a kadar neler yapmak istediniz? Onun mağdurlarından birisiyiz efendim. 12 Eylül'de neler yapmak istediniz? Yani boşuna mı dayak yedik? Evet. Yani yedik, kısmetimiz olduğu kadar dayak da yedik. Yani gözümüz elimiz bağlı, pat küt biri vuruyor.
Kim vurduğunu da bilmiyoruz. Ona helal ediyorum. Aferin. Tam müstahakmışız demek ki. Sonradan da biz daha bilendik. Ölümüne çalıştık, çabaladık. Elhamdülillah bugünlere geldik. Rabbim bugünümüzden geri döndürmesin. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Bizden ayrılmayın. Evet efendim, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabii Dırar Mescidi'ni anlattık. Sağ olsun Yusuf bana soruyor. Diyor ki hocam ne zaman bu başınıza geldi? Merak ediyor yani sizi sıkı yönetimde hırpalamışlar. Söylemeden edemiyorum. Tabii fırsat da bulamadım Yusuf kardeşime anlatayım. Bizim değerli kameramanımız. Şöyle oldu. 7 Kasım anayasa oylaması var, 1982 anayasası. Tabii Kenan Paşa, Allah bildiğini etsin, bilemiyorum ne yaparsa, o da memleketi geziyor, işte bu anayasaya evet diyeceksiniz. Tabii İhsan Doğramacı'nın anayasası, o yazmıştı. Adam Kerkük'lüdür biliyorsunuz, o da öldü zannediyorum. Onlar yazmışlar işte, bir şey yapmışlar. Tabii metni baktık. Yani 60 anayasasını aratacak bir şey. Neyse biz de o zaman camide görev yapıyoruz. Ben emekli olmamışım. Hani kan beynine sıçrar derler ya. Hiç unutma 5 Kasım Cuma günü. Öğlen namazı, Cuma namazı hutbedeyim. Öyle bir kalabalık, öyle böyle baktım. Caminin içi, dışı, bir bahar havası da var. Ama pazar günü buz gibi oldu şehir. Şimdi orada hutbeyi okuduk, kısa bir hutbe okuduk. Müslümanların şuurlu olması, akıllı olması, yeri geldi mi cesur olması. Ve dedim ki arkadaşlar, muhterem cemaat, pazar günü bir anayasa oylaması var. Buna evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? Şimdi ben şimdiki demokratlardan kaç sene öndeyim? Yusuf 82, 2015... Öyle mi? Aşağı yukarı 35 sene öndeyim. Şimdi hutbede dedim ki bu anayasa işte Kenan Paşa ve onun güruhunun hazırladığı bir anayasa. Bu junta anayasasıdır. Buna evet diyemezsiniz. Buna evet dediğiniz zaman mesul olursunuz Allah indinde. Mesul olursunuz. Böyle kızdım. Buna hayır demeniz lazım. Tabii indik. Millet korkuyor. Sıkı yönetim var, gece sokağa çıkma yasakları var falan vesaire. Bir şey etmediler. Allah rahmet eylesin, hocam çağırdı dedi, ula oğlum hocaların namus ve şerefini kurtardın. Hiç olmazsa bir ses geldi yani, aykırı bir ses. Allah rahmet eylesin, Arap hocam. Pazartesi, hani pazar günü oylama yapıldı %92 falan, pazartesi bizi oraya davet ettiler. İşte orada biraz hırpalandık. Olsun. Yani 35 sene, 40 sene ben daha öndeyim şimdiki demokratlara göre. Hatta dün de mecliste yemin ediliyordu, ben güldüm. Ya hem bu anayasayı kaldırmak istiyorsunuz hem de anayasayı korumak üzere yemin ediyorsunuz. Dikkatimi çekti. Yani bütün partileri söylüyorum. Hem kaldırmak istiyorsunuz, projeleriniz var ki dua ediyoruz. İnşallah güzel bir anayasa yaparsınız. Bundan daha iyisini yaparsınız. Hem de ona namusum ve şerefimize yemin ediyorum deyince biraz durdum ben yani. Düşünmeye beni aldı. Rabbim sonumuzu hayretsin. Yani eleştirim benim bu kadar. İşte o dönemde böyle bir kısmetimiz kadar dayak yedik. Görevden alındık. 3 ay kadar bizi beklettiler. Soruşturma, mahkeme falan. Hatta hakim o zaman sormuştu. Oğlum senden başka yiğit yok mu dedi ya. Dedim herhalde yok. Ya dedi git Allah aşkına. Sen anayasal düzeni değiştireceksin. Ya anayasayı bu değişti. Ben değişmedim ki. Anayasal düzeni değiştireceğim. Şimdi yerine başka işte şer'i bir anayasa. Yok canım benim öyle bir gücüm yok ki.
Olsa bir dakika durmam, daha güzelini yaparım. Ama yok, benim öyle bir gücüm yok. Yapanlara da yardımcı olurum inşallah. Yani anayasayı değişmekse Evren Paşa değişti. Ben değişmedim, ben sadece hayır dedim. Eğer demokrasi varsa falan. Birkaç ay gittik geldik, sonra da hakim bize takipsiz karar verdi. Her neyse. Oldu geçti. Ama ben şimdi iddia ediyorum yani. Türkiye'nin en demokrat adamı herhalde ben kaldım. O dönemde bunu söylediğime göre. Değil mi? Yani söylemek de iyi git karı. Çünkü götürürlerdi merkeze, döktürürlerdi herkese. Öyle bir tabir vardı. Bizim bu şimdi ne diyorlar, eski Kızılay'ın üstünün altı. Orayı bir şey yaptılar, araştırma maraştırma, rehabilitasyon falan. Bodrum'a insinler, rehabilitasyonu görsünler. Ne insanlar gitti, ne insanların ciğeri parçalandı, ne işkenceler görüldü. Keşke orayı bir demokrasi müzesi yapsalardı gibi düşünüyorum efendim. Her neyse. Olan oldu, memleket bizim, insan bizim, yanlış yapanlar da bizim, ya sabır ya Allah diyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Efendim, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferinde Medine'ye döndü. Döndü, işte hastaydım, kimi dedi şöyleydi, böyleydi, vallahi gelmek istiyordum, yetişemedim falan, epeyi şeyler söylendi. Ama tabii üç kişi var ki, bu üç kişi, Tebuk seferine Resulullah'la birlikte çıkmayan Ka'b bin Malik vardı. Ki Beni Selimelerin kardeşidir. Mürara bin Rebi vardı. Rebi'ül el-Amri. Efendim Hilal bin Ümeyyetül Vakfi. Üç kişi. Bunlar geldiler Resulullah'ın yanına. Bunlar doğruyu söylüyor. Şimdi bunlardan Ka'b bin Malik üçünün adına kendi halini anlatır. Aynen üçünü tercüme ediyoruz. Diyor ki Bedir gazası ile Tebuk seferinden başka Resulullah'ın yaptığı gazaların hiçbirinden geri kalmadım. Bedir'e gitmedim çünkü savaşa gitmedi Resulullah. Kervan takip ediyordu. Tebuk'a katılamadım. Ve Tebuk seferinden geri kalışımına gelince ben o gazadan geri kaldığım sırada olduğu kadar, bakın ne kadar doğru söylüyor, hiçbir zaman güce ve kolaylığa sahip olmamış idim. Yani gücüm, kuvvetim yerinde, malım var. Vallahi hiçbir vakit yanımda iki devem bir arada olmamıştı. Çok develerim vardı. Fakat bu gaza sefer sırasında ise iki devem bir arada toplanmıştı. Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam Tebuk gazasına kadar herhangi bir gazaya çıkmak istediği zaman başka şekilde anlaşılacak. Bir dil kullanarak maksadını gizlemek adeti değildi. Yani Tebuk'a gidiyoruz dedi. Benim de var. Ama Tebuk seferi çok sıcaklarda malum oldu. Çok da uzak, 800 kilometre. Tehlikeli bir yolculuk. 30 bin asker Bizans Rum İmparatorluğu'nun üzerine gidiliyor. Ve tabii Müslümanlar yola hazırlanıp çıktılar. Tabii gidenlerin hepsini divan defterine Resulullah bir deftere yazdırmıştı. Ama çok büyük bir defterdi. Tabi bu gazada Allah tarafından vahiy gelmedikçe Resulullah'ın bilemeyeceğini sananlar, başka hiç kimse gizlenmek, bulunmak istemiyordu. Tabi bu gazaya giderken tam böyle meyveler yetişmiş, hurmalar yetişmiş, ağaçlar bütün güzelliğiyle, endamıyla, gölge o kadar hoş. İşte soğuk sular içiyoruz kuyulardan falan. Hazırlanayım dedim. İşte ha bugün, ha yarın. Nasıl olsa 800 kilometreye gidiyoruz ama ne zaman çıksam iki devemi, birini yedek birini asıl olarak götürürüm. Ve böyle ha bugün ha yarın ihmalcilik, yarıncılık, yarıncılar helak oldu diyor. Şimdi sabah namazına bazen kalkarsınız erken. Kalkarsınız saat 3-3.30, ben bugünkü saati söylüyorum. Efendim 5'te falan Urfa'da imsak oluyor, ezan oluyor. Ha şimdi kalkarım, ha böyle bir döneyim, bir sağa döneyim falan. Şeytan da çok sever o saati. Böyle yorganın içinde kışın üfler sizi ısındırır, dışarı soğuk. Of çıksam titrerim. Yazında yelpazesi elinde, yelpaze ile sizi yerler. Hoşunuza gider, bir bakarsınız güneş yüzünüze vurdu, sabah namazı gümledi. Aynen böyle, ihmalcilik, ben de sürdü gitti. Nihayet, şimdi hani diyorlar ya hocam, sabah namazına kalkamıyorum. Kalkmak için de okuyayım.
Sabah namazına kalkamıyorum. Bakın ihmalcılığı anlatacağım. Kalkamıyorum. Ne okuyayım? Falan diyor ki, şimdi bu son zamanda bazı televizyonlarda ben bazı şeyler görüyorum, esef ediyorum. Şu muskayıp gezdir, şunu tak, şunu gel. Yani içimden inanın, inanın bazılarını seyrediyorum. O saçıyla, sakalıyla ya nedir o, kara havuç satıyor, hap satıyor, krem satıyor. Yani neredeyse cinsel hap satıyor, esefle söylüyorum. İşte efendim ölümden başka her şeye devaymış. Yani kara havuç biz deriz. Onu satıyor, çörek otu. Ya saçıyla sakalıyla aşır okuyor, hatim ediyor, ilahi söylüyor. Ya bazen diyorum o sakalınla beraber inşallah mezara gidersin ha, toprağın altına yakın zamanda. Nedir bu ya? Nedir bu? Adam diyor ki kocanız içki içiyorsa, akşam dinledim daha yani bilgi taze, evdekiler de şahit. Hatta kızım dedi baba bu gözünden kaçmadı, söylersin. Söylerim kızım. Dedim hiç azergemem. Evet efendim böyle bir muska yapmış. Yani yenecek muska değil. İçine Esma-i Hüsna'dan yazmış. Biz doğrusuna karşı değiliz. Lütfen yanlış anlamayın. Diyor ki kocanız içki içiyorsa boynuna takın, takmıyorsa yastığın içine koyun. Onun üzerine yatsın. O onu solur. Yakın zamanda efendim içkiyi terk eder. Size muhabbeti yoksa yani insan çuş bu kadar ne ya. Size muhabbeti yoksa yastığın içine koyun, size muhabbet olur. Kadınlar bence o kanalın telefonunu kilitlediler akşam. Evet. Muhabbet kağıtla mağıtla değil efendim. Muhabbet muskayla değil. Muhabbet Allah için sevgiyle, saygıyla olur. Eşinizi seveceksiniz, saygılı olacaksınız. Küçümsemeyeceksiniz. Allah'ın kaderidir. Ahirette sonsuza kadar benim zevcemdir. Hayat arkadaşımdır. Çocuklarımın annesidir. Torunlarımın nenesidir, dedesidir. Severseniz, muhabbet ederseniz işte o. Yoksa kağıtla, mağıtla olmaz sevgili kardeşim. Kur'an-ı Kerim'i yastığın altına koy. Ne değişir? Yani isyancısa, yaşamıyorsa onu lütfen. Yani insan utanıyor bunu. Şimdi neyi söyleyeceğim? İşte bu duayı, hayır dua muadeyi. Efendim duymuşum. 1000 tane inna ateyne kel kevser. Okursanız sabah namazını 1000 taneyi sayın. 100 taneyi sayın. Adam dalar gider. Şimdi bunun kalp saatinizi, gönül saatinizi, yani gözünüz namazda, kulağınız ezanda. Böyle kendinizi bir ayarlarsanız, işte bugün bakın cep telefonu var, çalar saat var, efendim ne bileyim teyipler var, var da var. Bazı yerlerde Müslümanlar birbirini uyandırıyor, mesaj atıyor, çaldırıyor, ne kadar güzel. Böyle yaparsanız kalkarsınız. Yoksa işte gecenin belli bir zamanına kadar diziler izlerseniz, geç yatarsanız, uykusuz kalırsanız, 1000 tane Kevser de okusan, 1001 tane İhlas da okusan bir şey değişmez. Evet, yani kafamızda bir takım şeyler var, onlar bizi ihmalcılığa götürüyor. Nasıl olsa 10 dakika, 5 dakika işte kalkarım, şey yaparım, bir bakıyorsunuz ki gün doğmuş. Ne yapayım elimde de, tamam bir gün, iki gün, beş gün, bunu bir alışkanlık haline. Şimdi bakın ihmalcılık nereye sürüklüyor? Diyor ihmalcılık bende sürdü gitti. Ha bugün, ha yarın, ha bugün. Hani namaz kılmayanlara namaz kıl dediğin zaman inşallah hocam bu cuma. Peki. Perşembe günü ölürsen. Yok bu cuma. Elbisemi değişeceğim, yıkanacağım falan. Sanki su yok falan, temiz çamaşır yok. Efendim ha bu cuma. Olmadı bu cuma, bir daha cuma. Ha Ramazan'a, üç aylara. Ömür gidiyor. Ya hocam sen dua et. İnşallah ben bir hacca gidim gelin bak. Nasıl olurum? Allah rahmet eylesin, bir tane tanıdığım vardı, biraz kafası da tamamdı. Ona söyledim, dedi hoca ben bir zaman çok iyi namaz kılırdım. Vallahi beni görenler de dedi gavur kim namazı. Şimdi gavur gibi namaz var mı ya? Yani işin iyi olduğunu bana anlatmak istiyor. Gavur gibi namaz kılardım. Daha meslerim duruyor. Ya bırak şimdi gavur gibi, Müslüman gibi kıl. O kelimeyi de ağzına alma. Çünkü gavur niye namaz kılsın ki? Halimiz bu ihmalcilik. Yani bakarsın bir ömür geçti. Ya hacca git, hac sana farz. Ya inşallah. Bir sene geçti. İnşallah bir sene. Şimdi diyeceksiniz yazmıyorlar. Hayır, yazmadan önceyi söylüyorum.
İnşallah biter bu inşaat. Bol kontenjan verilir. Kardeşlerimiz hep gider. İşte hacca git, gider mi? Paran da var. Yani kime kalacak ya? Maşallah ya. Allah daha ziyade etsin. Ya var, imkanım var. Yani Allah'tan saklayamazsın. Ama ihmalcilik olursa çok kötü bir şeydir. Ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın. Yarın ihtiyarladın. Hani biz bir şiirimizde diyoruz ya, insan dün çocuktun, çocuğum derdin. Gencim hele kalsın dersin, ihtiyar olur, yarın ölürsün. Sen ne zaman Allah'a kul olursun? Yani ha yarın, ha öbür gün, ha bu cuma, ha bu Ramazan, ha bu üç aylar. Bir ömür geçiyor sevgili dostlar. Allah Müslümanları ihmalcı etmesin. Müslüman ihmalcı olmaz, anında o işe tavrını koyar. Şimdi namaz, sabah namazı en mühim şey, kılamazsın. Şimdi Hazreti Bilal radıyallahu anh, bazen esprili söylüyorum. Bilal radıyallahu anh bugün olsaydı. Şimdi sahabeyi namazdan alıkoyan, sabah namazdan alıkoyan bir engel vardı. Uyku. Uyku. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki, bizim günümüzde, yani Resulullah'ın gününde namaza gelmeyen biri için iki şey söylerdik. Ya öldü, Allah rahmet etsin, ya da dinden döndü. Öyle hastalar vardı ki iki kişinin omuzunda camiye getirilirdi. Çünkü niye? Resulullah ezanı duyan camiye gelecek diyor. Adam ama Abdullah İbni Mektum. Ya Resulallah, ben ezanı duyuyor musun Abdullah? Duyuyorum. Camiye geleceksin. Şimdi imamla benzin camide ne bileyim, koku iki kişi veya varsa birkaç ihtiyar. Gençler nerede? Ha, şimdi kurtuluş ne zaman? Ne zaman Müslümanlar kurtulacak? Ne zaman cuma gibi sabah namazında camide kalabalık kılarsak, o zaman bahar yakındır deriz. Şimdi nerede be bu Müslümanlar? Teheccüd yok, sabah namazı yok. Vut 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 vut, ağız mücahidi. Efendim kalem şor, kelam şor. Amel yok benim gibi. Hadi bakalım. Allah sonumuzu hayırlı. Şimdi Bilal Habeşi ne derdi? Es-salatu hayru minen nevm. Yani namaz uykudan hayırlıdır. Niye? Namaza engel o gün uykuydu. Yani bugün olsa tek uyku değil ki, kurban olduğum Bilal radıyallahu anh. Belki diyecek de es-salatu hayru minen televizyon, es-salatu hayru minen dizi. Ya diyor, dün gece işte falan diziyi kaçırdık. Yani es-salatu hayru minen televizyon, es-salatu hayru minen para, es-salatu hayru minen avrat, es-salatu hayru minen bilmem ne sayın yani. Ondan sonra da sabah namazına kalkamıyoruz. Ezanı da duyuyoruz bazen. Ya nasıl olsa bu hoca biraz erken okuyor bahanesiyle. Sağdan sola, soldan sağa. Halbuki ne mutlu, böyle namaza kalkacak, hanımını da kaldıracak, kardeşlerini kaldıracak. Ne mutlu sabah namazında lambası yanan ev sakinlerine. Kaç binanın lambası yanıyor. Değil mi? Abdest alıp orada Kur'an okunuyor, hatim ediliyor. En azından yani ev halkı cemaatle namaz kılıyor. Camiye gitmese de camiye gitsin tabii, istiyoruz. İhmalcilik, işte bakın. Kâb-ı Malik çok büyük bir sahabedir, şairdir, çok güzel kıraat üstadıdır diyor. İhmalcilik bende sürdü gitti o Tebuk şesinde. Nihayet bir sabah Resulullah ile birlikte Müslümanlar birden yola çıkıvermişlerdi. Halbuki ben sefer hazırlığından hiçbir hazırlık görmemiştim. Yine kendi kendime dedim ki, ya bir veya iki gün sonra ne olur yani. Ben de hazırlan, onlara yetişip katılmaya, hurmanın gölgesinde oturuyor. Hanım kuyudan su çekiyor, böyle hurmanın altını suluyor. Burcu burcu toprak kokuyor. Yaz mevsimi hurma daha, ne derler bizde? O meyve, turfanda hurma geliyor. Allah Allah, bahçemde. Nasıl olsa yarın yetişirim, öbür gün yetişirim dedim. Ve Tebuk mücahitleri Medine'den ayrıldıktan sonra sabah hazırlığı yapmaya çıktım. Yine bir iş göremeden geri döndüm. Yani iş de göremiyorum. Gideceğim, kalacağım. Ve bu hal bende devam etti durdu. Nihayet mücahitler bu gazada birbirleriyle yarışırcasına hızla yola çekip gittiler. Arkalarından gideyim onlara yetişeyim diye niyetlendim. Keşke, ah keşke bunu yapabileydim.
Evet, fakat yapamadım. Bana nasip ve mukadder olmadı. Ah keşkem. Hatırlıyorsunuz ben bir programda bu ah keşkemi işledim. Ah keşkem. Hani türküsü de var ya, ah keşkem. E tamam da ben türkü söylemiyorum. Yani yarın kabre girdiğin zaman men rabuke. Ah keşkem. Rabbim Allah diyeydim. Ama yaşarken Rabbim Allah desen kabirde bu çok kolay olur. Kitabın nedir? Kur'an diyeydim. Kur'an'ı okuyaydım. Keşke. Hazreti Muhammed'e keşke. Bileydim demiyorum. Biliyor, herkes biliyor. Yani gayrimüslimler dahi Hazreti Muhammed'i biliyor, Kur'an'ı biliyor, Allah'ı biliyor. Ama tanıma da hata ediyorlar. Evet, Kur'an'ı tanıyor muyuz? Biliyoruz ama tanımıyoruz. Hazreti Muhammed'i biliyoruz ama tanımıyoruz. Hocam nedir yani bilmek, tanımak? Efendim bir şeyi bilmek ayrı, tanımak ayrıdır. Duymak ayrıdır, işitmek ayrıdır. Bakmak ayrıdır, görmek ayrıdır. Bir şeye böyle bakarsınız. Bir camdan. Ama siz cama bakıyorsunuz, camın ötesine bakmıyorsunuz. Ona görmek deriz. Şimdi hani ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin diyoruz ya. İşte tanımak budur. Yani şimdi size deseler bir İstanbul var. Söyleye söyleye söyleye. Görmemişsiniz, gitmemişsiniz. İstanbul'a inanırsınız. Bu ilmel yakin. Gördün mü İstanbul'u? Yok diyorlar. Tamam. O kadar. Ondan sonra bir gün arabaya binersiniz, uçağa binersiniz. İstanbul. İşte Boğaz Köprüsü, Boğaz falan. Gördünüz, indiniz. Fakat İstanbul'a giremeden döndünüz. Bu aynel yakin. Evet. Ama bir gün gittiniz. Günlerce, haftalarca İstanbul'u gezdiniz. Sokaklarını, caddelerini, insanlarıyla hemhal oldunuz. Bu nedir? Efendim hakkal yakin. Şimdi imanımız hakkal yakine çıkması lazım. Yani Allah'ı tanımak ayrıdır. Tanımlamak ayrıdır. Hazreti Muhammed'i tanımak, tanımlamak ayrı, bilmek ayrıdır. Ondan dolayı ben diyorum. Ah keşke okusaydık. Ah keşke kitaplar raflarda tozlanmasaydı. Ah keşke gelin giden kızımıza Kur'an hediye ediyoruz. Nakışlı, cicili, bicili. Çantanın içinde veya çarşıda çok böyle Kabe desenli, kapaklı falan. Hoş, Kur'an'a yakışır. Ondan alıyoruz, veriyoruz. Ama kızımız hiç okumuyor, açmıyor. Bir herif, bir kendisi, başka yok. Gencimiz hakeza, biz hakeza. Ah keşkem, o sopayı yedik mi ah keşkem faydası yok. İşte onun için Kur'an'da da bu geçer. Ya leyteni, ah keşkem demektir. Ya leyteni kuntu turaba, keşke ben de toprak olaydım. Hayvanat toprak oldu, yaşamayadım. Ah keşkem, ya leyteni. Ya leyteni kaddemtu li hayati fe yevme izin la yuazzibu azabahu ahad ve la yusiku azabahu ahad. Evet, sadakallahu razı. Diyecek o gün mücrimler. Ya leyteni, keşke. Kaddemtu li hayati, bir daha dünya hayatına ayak bassaydık. Allah bizi bir daha dünyaya döndürseydi. Hayati fe yevme idin la yuazzibu azabehu ahad. Bu azabı görmeseydim. Cenab-ı Hak diyecek, yok benim kuralım bir defa gelir, yaşar, gidersiniz. Evet, ya leyteni. Kur'an'da çoktur bu ifade. Rabbim bize keşke söyletmesin. Yani keşke bizi cennete koysun. Keşke. Cennette de keşkem diyeceğiz. Bir de o var. Nasıl? Efendim cennete ah keşkem biraz daha ibadet etseydik, mertebeyi yükseltseydik. Ah keşkem biraz daha. Ah o hayırlı keşkemdir. Rabbim bize bu idraki nasip eylesin. Kısa bir ara verelim efendim. Keşkemden sonra devam ediyoruz inşallah. Evet efendim, programımızın üçüncü ve son bölümündeyiz. Tebuk gazasından dönüşte olan olaylardan bahsediyoruz. Efendim oraya girmeden hepinizden bir şey rica ediyorum.
Bizim sevgili kameraman Yusuf'un hayırlı bir işi varmış. İsrarla dedik hocam bana dua et. Rabbim hayırlı izdivaçlar versin, hayırlı evlilikler versin. Hakikaten ben kendisini şahsen severim. Kanal Urfa açıldığından beri bizim televizyonun her dalında hemen hemen görev yaptı. Hamballık da yaptı, kamera da taşıdı. Şu anda tabii kendisini göremiyorsunuz ama bana bakıp gülüyor, teşekkür ediyor. Lütfen Yusuf'umuza dua edelim. Rabbim hayırlı o muradını hayır üzere hasıl eylesin. Ya kız tarafına diyoruz yani Yusuf'a biz kefiliz. Yusuf öyle bir delikanlı elhamdülillah. İnşallah hayırlı olur. Efendim Tebuk gazvesinden dönüldü. İşte ah keşkem ah keşkem dedi. Kâb bin Malik radıyallahu anh. Tabi Resulullah aleyhisselam Tebuk gazasına kendisi konuşuyor. Gittikten sonra çıkıp halk içinde dolaşırken beni en çok üzen, böyle tasalandıran şey ya üzerlerinde münafık damgası bulunanlardan ya da Yüce Allah'ın özürlü saydığı kimselerden başkasını göremeyişim idi. Resulullah Aleyhisselam Tebuk'a varıncaya kadar beni hiç sormamış. Tebuk'ta Müslümanlar arasında oturduğu sırada böyle bakmış, Kâb-ı Malik ne yapıyor, nerede ya demiş. Ben Selimelerden bir adam ki bu Abdullah bin Üneys. Ya Resulallah onu iki parça bürdesi içinde iki tarafa bakınması tutmuş. Yani hanımından ayrılamamış, alıkoymuştur. Tabii Muaz bin Cebel onun akrabası dedi Abdullah bin Üneys'e sen ne kadar kötü bir şey söyledin. Vallahi ya Resulallah biz onun hakkında hayırdan, iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demişti. Resulullah Efendimiz de hayal, sükutu hayale uğramış. Ve gerçek mi? Kâb-ı Malik yok. Yok ya Resulallah deyince Resulullah böyle acip bir şey gibi davranmış. Hayırlısı demişti Allah Resulü. Ve tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferine hicretin 9. yılı yani Recep ayı içerisinde çıkmıştı ortalarında. Ramazan ayında da 1,5 ay dedim ya Şaban ve Ramazan ayının başlarında geri dönüp gelmişlerdi. İşte ha bugün ha o gün duyduk Resulullah aleyhisselatü vesselam mücahitlerle birlikte Tebuk'tan Medine'ye geliyor. Ha bugün ha yarın bakın 1,5 ay. Ha bugün giderim ha yarın giderim. Hanımı diyor gitmiyor musun Kâb? Yarın bakayım ama o gölgelik, o serin su, kuş sesleri, bahçesinin o güzelliği, yani eşinin o cazibesi bırakmamış, gidememiş. Halbuki gitmek istiyor. Ve işte münadiler çağırdı, Resulullah ve mücahitler Tebuk'tan geliyor. Uhud'un arkasında karargahtalar beni bir üzüntü sardı. Ne çabuk geçti bir buçuk ay. Düşündüm dedim ne yalan söyleyeyim. Yani şimdi Resulullah gelirse beni ki Kâb-ı Malik şair. Peygamber Efendimizle konuşurken ayet inmiş hakkında. Yani Şuara suresinde şairler. Abdullah bin Revaha bu Hasan bin Sabit gibi. Yani ayetle muhatap olmuş birisi. Ayete muhatap olmuş birisi. Ya ben ne söyleyeyim. Ne özür beyan edeyim şimdi Resulullah geliyor. Yani gidip de yani elini öpeyim ne diyeyim. Ne hastam var ne ben hastayım ne yoksulum. Halbuki yoksullar bile deve borç ettiler. İki kişi bir deve, üç kişi bir deveye binip gittiler. Benim kaç tane devam vardı. Ha bugün ha yarın. Ah keşke. Evet. Ve kendi kendime dedim ki acaba yarın ne söylesem de Resulullah'ın öfkesinden, gazabından kurtulabilirim. Allah Resulü bana benimle bu kadar muhatap oluyor. Ben gitmedim. Gidemedim. Ve ailem halkından görüş sahibi olanların hepsine bu hususta yardım diliyorum. Hanımımdan, eşimden, çocuğumdan, amcamdan, dayımdan. Ya ben ne diyeyim Resulullah'a? Böyle derken Resulullah Medine'ye yaklaştı. Artık ön münadiler geldi.
Dediler ki peygamber Medine'ye az sonra giriyor. Tabi benden o boş düşünceler uzaklaştı. Ben hiçbir zaman doğruluktan başka bir şeyle bununla kurtulamayacağımı anladım. Yani en iyisi doğru olanı söylemeye karar verdim. Suçum neyse, cirmim neyse Resulullah'a gidip özür dileyeceğim. Hiçbir sebep yoktu ya Resulallah. Beni ihmallık bu işten alıkoydu diyecektim. Yani önce senaryo çizdim. Ne diyeceğim? Yani bağımda bahçemde bir arıza mı vardı? Evladı iyalimde ağır bir hastalık mı vardı? Yok. Yoksul muydun? Yok. Düşkün müydün? Yok. Bu kadar ayetler indi. Sen onun muhatabı olacaksın Kâb dedim. Karar verin. Gidip Resulullah'tan özür dileyeceğim. Ama ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Ve tabi Efendimiz Uhud tarafından Medine'ye geldi. Bir huyu vardı Allah Resulü'nün. Efendim Kâb-ı Malik konuşuyor. Ben onu anlatıyorum. Seferden geldiği zaman Resulullah'ın bir adetiydi. Hiç değişmez bir adeti. Medine'ye girince ilk işi mescide varıp abdest yoksa abdest alır. Ki Efendimiz hep abdestli gezerdi. Onun da altını çizeyim. Mescide varıp orada iki rekat namaz kılar. Tabi Resulullah hep abdestliydi derken şimdi günümüzde bazı kardeşlerimiz biz de tamam sağlığın sihatin yerinde. Adam şeker hastası. Abdestli olamaz. Böbrek hastası, prostat hastası veya kadınlarda sistomil neyse. Bunlar mazeretlidir. Bunlara bir şey yok. Yani abdestsiz gezmede bir sakınca. Ama sağlığı müsait olan kişiler abdestle gezebilse iyi. Ama kendini sıkıntıya sokup da bir hastalığa meydan vermemek. İdrarını sıkar sıkar neticede hasta olur. Böyle bir şey yapmadan sağlığı müsaitse olur. Evet, sünnettir. Efendimiz genellikle abdestli gezerdi. Ve tabi mescide varıp Mescid-i Nebevi'ye girirdi. Orada iki rekat namaz kılar. Sonra halk ile oturur. Tabi evine gitmeden bir huyu daha vardı. O huy o kadar güzel ki efendim. Şimdi biz kızlarımızla bazen utanırız. Kaç kızım var dedim. Sorma ya. Niye sorma? Kaç oğlum var? 3 tane, 5 tane. Hepsi de baba yiğit. Kızım varsa hepsi de hatun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize ne diyor? Ben kızlar babası değil miyim ya? Kızlar babası. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, torunları, Ümmame. Hepsini severdi Allah Resulü. Medine'de kız çocukları. Kız çocuk sevilmez mi ya? Ya sende merhamet yok. Ya imanın yok demiyorum. Zayıf. Bakarsın hanımı kız çocuğu da tepesi kıza gene mi kız? Sübhanallah. Halbuki kız çocuğu berekettir. Resulullah'ın sünneti ben kızlar babası değil miyim ya? Ne kadar güzel. Yani kızlardan niye sıkılıyoruz? Ya bu avrat uğursuz ikinci bir tane alayım. Aldın o da kız doğursa ne yapacaksın? Yani kadıncağız kendisi mi iman ediyor? Kendisi mi sipariş ediyor? Ya, lütfen. Peygamber Efendimiz'in iki şeyi vardı. Mescide girer namaz kılar. Evine gitmeden birini ziyaret eder. Gider öper, sever. Evet, Ümmü Ebiha. Fatıma-tü Zehra'yı ziyaret eder. Kızı. Fatıma'yı ziyaret eder. Etmesi olmaz. Nasıl bir büyüklük ya sallallahu aleyhi ve sellem. Kızının evine gidiyor, kızını ziyaret ediyor. Baba kız birbirine sarılır, kızını öper, sever. Nasıl bir şey be? Biz bugün kızımızdan utanıyoruz arkadaşlar. Utanıyoruz adını söylemeye. Kız çocuğu, ana şefkati, şefkat kahramanları. Bediüzzaman Hazretleri diyor. Yani kızlar, kadınlar şefkat kahramanları. Gider Fatıma-tü Zehra'yı ziyaret eder. Kızı, en küçük kızı. Ümmü Gülsüm'den de küçük. Hadice-tül Kübra'nın teberiki. Hasan ve Hüseyin'in, Muhsin'in anneleri. İşte o dönem kızlar da var. Zeynep, efendim Ümmü Gülsüm. Ve gider onu ziyaret eder. O çocuklar böyle uçardı. Dedemiz geldi. Nasıl bir şey ya?
Evet. Vallahi ben duygulanıyorum. Vallahi diyorum yani Hazreti Fatıma'yı ziyaret edişi bambaşka. Ha, evi çok uzak bir mahalle, hayır mescide yakın. Haris bin Numan ona bir ev hiba etmişti. Ya Resulallah ev senin, Fatıma annemiz gelin gitti, biraz birkaç sokak ileriye ev tuttu Hazreti Ali. Babasına yakın olmana ısrar ediyordu ve Resulullah da aleyhisselatü o da seviyordu. Fatıma uzağa gitti ve Haris bin Numan, ya Resulallah bu ev neye duruyor? Bunu hemen Fatıma Ali taşınsın eve, taşındılar. Efendim Tahir zevcelerimizin hemen yanı başındaydı evi, oraya gider, onu ziyaret eder. Yani Fatıma-tü Zehra'nın yürüyüşü babasına benzer, duruşu babasına benzer, gülüşü babasına benzer, her şey babasına benzer. Ve Efendimiz onu gördüğünde bunu söylerdi. Ümmü Ebiha. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Ebiha, babasının anası. E şimdi ne olur yani kızlarınıza, efendim torunlara, anam Ümmü Ebiha deseniz dilinizi balarsın sokar. Götü lan diyor, buraya yaklaşma buna. Evet. Toz dubadeti var. Evet, diyor ki Resulullah'ın bir adetiydi, değişmez adeti. Mescide vardı, Mescid-i Nebevi'ye. Orada iki rekat namaz kıldı. Fatıma'yı ziyaret etti, geldi. Ve halkla oturdu. Tabi bu biraz daha zaman alıyor. Ben orayı düzelteyim. Efendimiz namaz kılıyor. Hemen Hane-i Saadet'ten çıkıyor. Fatıma annemizi ziyaret ediyor, zevcelerini. Ve geliyor, mescitte oturuyor. Mescitte kalanlarla. Tabi bu seferde de böyle yapıp oturduğu zaman Tebuk seferinden geri kalanlar yanına geldi özür dilemeye. Hatta özürlerini yemin ile desteklemeye başladılar. İşte vallahi billahi gelemedim, hastaydım, avret hastaydı, kız hastaydı, işte hurmalar iyi değildi, ya Resulallah affet falan. Yalanlarla kendilerini savunuyorlar ve yeminlerde, yemin ederek de o yalanlarını teyit ediyorlardı. Onlar tabi 80'den fazla, rakam olarak söylüyoruz, 80'den fazla kişiydiler. Resulullah Aleyhisselam onların dış yüzlerine ve yeminlerine bakarak özürlerini ve iç yüzlerini Allah'a havale et. Dedi Allah'a havale ediyorum. Yani yemin etmenize gerek yok, gelmediniz. Allah görendir, işitendir. Ve hummalı ve hastalıklı olduklarını, kızdırmam vardı, titretmem vardı. Kimizde de vardır bu. Ya derse niye gelmedin? Ya titretmiştim. Yok canım, titretme. O gece milli maç vardı. Onu söyle yani, hiç gerek, yemine falan, titretmiştim, kalkamıyordum. Çünkü akşama kadar filan nasıl golü kaçırdı, nasıl topu tutamadı anlatıyorsun. Ve derbi maçı vardı. Veya iyi bir dizi vardı. Veyahut hanımla muhabbet ediyordunuz. Allah muhabbetinizi artırsın. Derse niye gelmedin? Hizmete niye gelmedin? Camiye, cemaate niye gelmedin? Böyle bahaneler vardır. Şeytan o bahaneleri hepimize yapıyor. O çelmedir. Şeytanın vartasıdır. Şeytanın ayak şesidir, sürmesidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah der ya, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Allahu Ekber. Şeytanın hatvelerine ta, hutuvati şeytan. Biz tornacıyız mesleğimiz. Efendim civataları da bu kaç hatvedir? Hatve. Böyle diş tarağına kurdu. Allah rahmet etsin Sabri Usta mı dedi? Böyle bas, gör. Bak bu kaç hatvedir? Yani hutuvati şeytan. Şimdi anlıyorum, o civata gibi şeytanın vidasına, kılavuzuna tabi olmayın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş çeker sizi. Ya çatlatır, ya kırar, ya yolda kur. Onun için Cenab-ı Allah diyor, ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın hatvelerine, adımlarına tabi olmayın. İşte şeytan bize orada bir hatve, bir civatalık, somunluk yapar. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemin etmeyin dedi. Allah'a havale, Allah görendir, işitendir.
Tabii vallahi ya Resulallah, humma vardı bende. Bir aydır bir çay istersen filana sor falan. Çok hastaydım, ayağım ağrıyordu falan. Tabii özür dilediler. Efendimiz bu kişiler böyle dinlerken yüzünün ifadesine bakıyordum dedi. Acıma hissiyle Resul onları dinliyordu. Çünkü yakınında Cebrail Aleyhisselam gibi yalan söylüyor, bu münafıktır. Ve tabii beyatlarını da kabul etti. Kendileri için Allah'tan mağfiret de diledi. Ne yapacak Peygamber Efendimiz? Şimdi bize de burada bir mesaj. Birisi yemin ediyor, söylüyor. Yok yalan söylüyorsan deme hakkımız yok. Yani deme hakkımız yok. Resulullah'ın sünnetine aykırı. Bak, ayetlerle muhatap olunan günler. Ben geldi hummalıyım. Peki Allah Resulü böyle baktı. Allah seni affetsin dedi. Güzel. Biz de öyle dememiz lazım. Adam geliyor. Ya niye gelmedin? Söz verdim ben Müslüman. Vaat ettim ben Müslüman. Bir şey söyle. Valla hastaydım. Çocuk hastaydı. Hastaneye gittim. Kalabalıkta sıraya girdim falan. Efendimiz af dilemiş. Biz diyemeyiz. Ya yalan söylüyorsun diyemezsin. Beni aldatıyorsun diyemezsin. Peygamber yapmamış. Anlaşıldı mı? Şimdi çırağınız gelmedi bir gün. İşçiniz gelmedi. Yanlış olarak bir iş yaptı. Usta vallahi işte falan filan. Biz Allah rahmet etsin ustamıza, bir gün işte giderdik. Nenem öldü. 3 gün sonra dedem öldü. Bir gün ustam öldü. Oğlum nesliniz tükendi lan. Kim kaldı? Allah rahmet etsin. Yani kim kaldı? Nesliniz tükendi lan. Taziye şey ölü. Uzaktan biri ölüyordu. Amım öldü. Uzaktan biri öldü. Halam öldü. İşten kaçmak. Yalana ne gerek var? Yani olabilir. Bunlar söylenebilir, yapılabilir. Olmaması lazım aslında da. Biz işte yalan söylüyorsun bilme, buna da bizim hakkımız yok. Allah görüyor. Diyor ben de o sırada Resulullah'ın huzuruna vardım. Kendisine selam verdim. Ama Efendimiz her zaman benim selamımı alırken bir başkaydı. Yani ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu derken Allah Resulü başkaydı. Ama bu selamıma Allah Resulü böyle sanki gazaplı, öfkeli bir gülümseyişle gülümsedikten sonra gel bakalım Kâb bin Malik dedi. Gel, gel, gel. Yürüyüp yanına hemen vardım. Önüne oturdum. Kâb dedi, seni geride bırakan nedir? Sen bana yardım etmek üzere 2. Akabe biatında biat ettin. Sırtına biat yüklenmiş değil miydin Hudeybiye'de, biat-ı Rıdvan'da? He? Niye gelmedin? Evet ya Resulallah, ben vallahi sizden başka bu dünya halkından kimin yanında otursam ileri süreceğim özürle muhakkak onun gazabından kurtulabileceğimi sanar ve umarım. Çünkü şair edebiyatı çok kuvvetli. Ya karşısındakini ikna eder. Onu söylemek istiyorum. Çünkü ben tartışmada mantıklı ve düzgün konuşma, hatip, gücü verilmiş Allah tarafından bir kimseyim. Fakat vallahi şunu iyi biliyorum ki eğer ben bugün yani sizi benden hoşnut edecek yalan bir mazeret, yalan bir söz söyleyecek olursam çok sürmez. 7 kat göklerin sahibi olan Allah yalanımı ortaya çıkar. Seni hakkımda gazaplandırır. Eğer seni hakkımda gazaplandıracak söz söylersem herhalde ben bu husustaki kusurum için Allah'tan affını umarım. Hayır. Vallahi benim için ilerisi hiçbir mazeret yoktur ya Resulallah. Vallahi yemin ediyorum ben senden geri kaldığınız zamanda olduğu kadar hiçbir sefer için daha güçlü ve daha kolaylıklı değildim. Yani zengindim, varlıklıydım, develerim vardı, imkanım vardı. Her zamandan daha kuvvetliydim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz böyle beni dinliyordu. Hiçbir bahanem yok ya Resulallah. Yani istesem yalanımı kamufle ederim. Çünkü ben edebiyatçı bir adamım. Arap şairlerinin meşhur Kâb bin Malik. Ne desem yani kamufle ederim. Amma ba'd. Ondan sonra Allah, 7 kat göğün sahibi Allah, benim yalanımı ortaya koy.
Hiçbir mazeretim yoktu ya Resulallah. Bana ne ceza tatbik edersen et, ne kefaret tatbik edersen et, ben Allah'a ve Resulüne inanmışım. Hiçbir mazeretim yok. Efendimiz dedi işte bakın. Ka'b. Ka'b bin Malik doğru söyledi. Efendimiz dedi, bak bunu doğru söyledi. Demek ki onların yalan söyleyişini zaten Cibril bildiriyordu. Ama Efendimiz bir emir, bir lider olarak yalan söylüyorsunuz. Kaldırın bunu dayağa yatırın diye bir yönü yoktu. Allah'tan size af dilerim dedi. Ve bakın dedi, Ka'b bin Malik doğruyu söyledi. Kalk. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle. Ben bir şey demiyorum. Kalktım diyor. Evime gelirken Beni Selime oğullarından bazı kişiler benimle birlikte geldiler ve bana vallahi dedi biz seni bundan önce bir günah işlemiş kimse olarak bilmiyoruz. Ne çare ki sen seferden geri kalan kişilerin özür diledikleri şekilde Resulullah'a özür dilemedin. Çok aciz duruma düştün Ka'b. Halbuki Resulullah senin hakkındaki mağfiret dileği günahını bağışlamaya yeterdi. Yani şimdi sen bunu söylüyorsun. Beni Selim oğulları için biraz eksi puan. O manada söylüyorlar. Vallahi Selim oğulları, akrabalarım beni kınamaya o kadar devam ettiler ki nihayet Resulullah'ın yanına dönmek kendimi yalanlamak istedim. Yani ben böyle söyledim ama o kadar baskı yaptılar. Ailem, akrabalarım. Sonra onlara bu duruma düşen benden başka benimle birlikte bir kimse var mıdır? Ya ben tek miyim şu Medine'de? Yoksa gidip ifademi değişeceğim. Hani ifade değişirler ya savcıda, hakimde, karakolda böyle söyledim. Kafam yerinde değildi. İşte neyse dövmüşler, vurmuşlar. Savcıya ifade verir, karakolda ifade verir. Tabii karakolda ifadeyi savcıya aktarır. O muhayyerdir. Ondan sonra der ki karakolda verdiğim ifademi değişiyorum, kabul etmiyorum. Çünkü o zaman dayak yemiştim. E şimdi niye değişiyorsun? Dayaktan kurtuldum diye. Veyahut fülüs fi şu'ul fi ifade değiştik fi. Evet. Oluyor bazen. Yani kötülük yanlış söylemiyorum. Bazen oluyor işte. Para oluyor. Anlaşıyorlar. İfadeyi değişiyor. İşte ben öyle dedim ama öyle değil böyledir. Şimdi o zaman da bu var. Ben diyor dönüp Resulullah'a gidip oturup özür dileyeceğim ama ifademi değişeceğim. Yani hiçbir sebep yoktu değil de birkaç sebep sunacaktım. Bana öğrettiler. Bak falan bunu dedi falan dedi. Sen akrabam ne diyorsun ama oğlu, amca oğlusun ya. Evet bu duruma dedim ya benden başka düşen var mı? Hele bir Medine'de bakın. Evet dediler. İki kişi daha var. Kimdir? İki tane daha var aynı o durumda. Onlar da Resulullah senin söylediğin sözün benzerini söylediler. Onlar da dediler ki ya Resulullah hiçbir özrümüz yok. Biz ihmallık ettik, gelemedik. Kimdi bunlar? Mürara bin Rebi'ül Amri. Önemli bir sahabedir efendim. Ve Hilal bin Ümeyyetül Vakfi. Hilal bin Ümeyye yaşlıydı. İhtiyardı. Hastaydı ama hiç özür gitmedi. Aynen Ka'b bin Malik gibi ya Resulallah yanlış yaptık gelemedik demiştir. Yani biz yalan söylesek de Allah Cibril'le onu doğrultur. İşte kimdir onlar dedi. Dedi Mürare bin Rebi'ül Amri ile Hilal bin Ümeyyetül Vakfi. Yani Vakfi aşiretindendir bu. O da Amri derdendir. Tabi bu iki zatın salih ve kendileri örnek tutan kişilikler olduklarını, yani Ka'b bin Malik diyor. Bu iki ismi söyleyince, yani Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye deyince ben durdum, durun dedim şimdi. Bu iki zatın salih ve kendileri örnek tutulacak kimseler olduklarını, Ashab-ı Bedir olduklarını, Bedir'e katıldıklarını, biliyor musunuz? Akrabalarıma dedim. Vallahi biliyoruz biz bu ikisinin de
hem Mürare bin Rebi hem de Hilal bin Ümeyye. Bunun ikisi de ashabı Bedir'dir. Hiç yalanları görülmemiştir. Medine'de parmakla gösterilen insanlar. Öyle mi? Onlar öyle yaptıysa ben de aynısını yapıyorum. İfademi de geçmiyorum. Sustum. Tabi Muaz bin Cebel ile Ebu Katade'ye rastladım. Programı toparlıyoruz. Bana arkadaşlarının sözünü dinleme. Muaz bin Cebel ve Ebu Katade. Allah bu iki sahabeyi keşke anlatabilsem. Muaz bin Cebel, ümmetin alimlerinin başında gelen insan ve Ebu Katade. O gözü çıktı ya Uhud'da. Resulullah gözünü bir daha meshetti. Öyle bir güzel göz sahibi oldu ki. Kuratul ayn derlerdi. Evet. Sakın ha dedi arkadaşlarının, akrabaların sözünü dinleme. Kâb. Doğruluk üzerinde dur. İnşallah ve her halde Allah senin için bir genişlik, bir çıkar yol yaratır. Özür sahiplerine gelince, eğer onlar özürlerine sadık iseler, Yüce Allah bu hususta onlardan hoşnut olur ve Yüce Peygamber'e bildirir. Sakın dik dur. Ayağını kaydırma. Akraba makraba deme. Allah sana mutlaka bir yol açar dediler ve ben de bu şeyin üzerine sabit kaldım. Şimdi efendim burada duralım. Vaktimizi doldurduk. İnşallah haftaya aynı frekans, aynı televizyon ve aynı saatte inşallah Rabbim bize ömür verir. Bu hadisenin gerisini getiririz. Doğruluk bakalım bunlara ne kazandırdı? Yalan söyleselerdi ne olurdu, ne kaybederlerdi? Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Zaten Tebuk seferini de burada bitiriyoruz. Ondan sonra başka mevzulara geçeceğiz. As-Saati günlüğünde. Evet, Allah bunlardan razı olsun. Önemli sahabeler. Zaten sahabenin olduğu yerde nur vardır, rayha vardır. Bu rayha ta evlerinize kadar, ta buradan efendim Avrupa'ya kadar, bizi dinleyen her yere kadar gidiyor. Cenab-ı Hak bizi onlarla haşreylesin. Ve onları bize şefaatçi etsin inşallah. Onlarla haşr olalım ve onlar gibi onlarla beraber gölgelerinde bir şekilde Rabbim rahmetiyle bizi cennetine koysun efendim. Evet, Allah nasip ederse haftaya buna devam ediyoruz. Şimdilik sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.